Evet, kıymetli Kadıköy Sokak takipçilerim, öncelikle YouTube'un kanalımız üstüne yapmış olduğu haksızlıklardan dolayı şu an aşağıda 4190 yazan Kadıköy Sokak Fenerbahçe kanalındayız. Daha çok oradan videolar çekiyoruz, daha çok oradan canlı yayın yapıyoruz. Hepinizi de oraya davet ediyorum arkadaşlar. Bir iki tıklama çok zor değil. Google'a yazdığınız zaman Kadıköy Sokak 2 diye bile yazsanız Kadıköy Sokak Fenerbahçe kanalımız çıkıyor. Aynı logo, aynı şey. Sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi Ali Koç'tan taraftara şampiyonluk su topu müjdesi diye girmek istiyordum. İnanın çok sinirliyim. Çünkü Ali Koç saatlerce konuşmuş. Yine elde ne var? Elde var sıfır. Yani 5 transferi düşünüyorum. Hangi mevkiye? 1. Hangi hocaya? 2. Hangi sisteme? 3. Ve kalitesi kalibresine futbolcuların 4-5 hani 5 futbolcu düşünüyorum, 5'i de kaleci. İnşallah Fenerbahçe kazanır diyor seçimde, inşallah. Diğer adayı kazanırsa destekleyeceğiz demiş. Zaten desteklemezsen Fenerbahçe düşmanısın. Çok kaliteli kadro kuracağım ama şampiyonluk sözü veremiyorum. Bu seneki kadro da çok kaliteliydi. Hatta bana soracak olursanız kendi kendine ele vermiş, diyor ki Fenerbahçe tarihinin rekor kıran kadrosu. Fenerbahçe tarihinin gerçekten rekor kıran kadrosu. Ama gel gör ki çok kaliteli olan bu kadro şampiyon olamadı. Demek ki saha içi de alakalı bir durum yok. Sistemi yendiğimiz zaman açılacağız demiş. Ne zaman yeneceksin sistemi? 6 sene oldu. Şimdi eğer koç firmalarının, şirketlerinin bir tanesinde birisi 6 yıl boyunca başarısız olur, bana 3 sene daha hak verin, ben 3 sene daha çalışacağım der ve çalışmasına izin verirlerse Ali Koç devam etsin. Ama ne vaatlerim var bak. Aklınız durur falan yaparsa izin versinler. Yoksa yok. Geleceğimiz çok aydınlık diyor. Tek kuruş alacağım yok Fenerbahçe'den. Soran olmadı aslında ama. Bak, tarihimizin en iyi kadrosunu kurduk. 100 milyon dolarlık kayıp oldu. Bu yayın gelirlerinden falan bahsediyor. Daha fazla agresif olacağız. Ha, ne yapacaksın? Analarına mı söveceksin? Onu da merak ediyorum. Hak ettiğimiz başarıyı alamadık. Kürek çok önemlidir. Müzemiz kupalarla, madalyalarla doldu taştı. Evet, ciddi ciddi Ali Koç kürek çok önemlidir diyor. La, şaka yapmıyorum. Gerçekten bunu söylüyor. Futbol siyaset iç içe girmiş. Örgüt lideriyle çelişmeli açıklamalar var diyor Aziz Yıldırım'a. Mehmet Büyükekşi'ye de top diyor herhalde. Hani ben böyle bakan görmedim diyor. Icardi eşi böyle bakmıyordur. Mehmet Büyükekşi hayranlıkla baktı falan diyor. Yani ne demek istiyorsun anlamadım. Top mob falan bir şeyler konuştu sosyal medyada ama zannetmiyorum. Şimdi bir tarafta Jose Mourinho, Aziz Yıldırım ne bileyim yüz yüze toplantı, görüşmeler, sponsorluk ayarlamaya çalışıyor. Ne bileyim futbolcu getirme, transfer bütçesi çıkartmaya çalışıyor. Diğer tarafta bu. Bir tarafta Yağız Sabuncuoğlu diyor ki Fenerbahçe'de İsmail Kartal devam ederse en az 6 oyuncu takımdan ayrılabilir. Devam kararı resmen açıklansın. Ayrılacak 6 oyuncuyu açıklayacağım. 5'i ilk 11'den diyor. Benim duyduğuma göre Tadic, Dzeko, Ryan Kent, Bekao, Mert Müldür ve Szymański bu isimler. Ama tabii ben sıradan bir insanım. Belki de benim duyumlarım doğru değildir. Ama ben Ali Koç'un konuşmalarına takıldım. Hala işin burasındayım. Bak, sen Fenerbahçe'nin başkanısın. Bütünleştirici bir dil kullanman lazım. Kullandığın dile çok ama çok dikkat etmen lazım. Ve kullandığın dilin şöyle de bir özelliği var. Ne yaparsan yap, ne söylersen söyle, sana geri dönüşü çok sert olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Niye sert olabilir? Çünkü senin verdiğin örnekler ile karşı tarafın savunduğu ya da örnek verdiği şeyler aynı değil. Şimdi yanlış anlamayın. Mesela Emir Ortakaya diye bir çocuğumuz var bizim stoperde. Kiralık. Omar Fayet var aynı şekilde kiralık. Thiago Çukur var. Hani bunlar gençler. Emre Demir var mesela. Bunlar kiralıklar. Ben desem ki arkadaşlar Ali Koç bunlarla devam edecek. Gelecek sene Flash 5 transferi bu desem inanırsınız. Bir kısmınız inanır. İşte demek ki sıkıntı burada. 6 senedir yenemediğin sistemi ne yapıp yeneceksin? Hani rüzgara mı üfleyeceksin? Aziz Yıldırım'a resmen olmasa da gayri resmi olarak FETÖ'cü dedi ya. Ciddi ciddi Aziz Yıldırım'a gayri resmi olarak FETÖ'cü dedi ya. Hani ötesini ne konuşalım ne tartışalım. Sözün bittiği yer burası.
Bak ben Aziz Yıldırımcı şucu bucu değilim. Ama sen Aziz Yıldırım'a yani Fenerbahçe'yi savunacağım diye hapis yatan adama gayri resmi FETÖ'cü dedin ya. Böyle bir şey gerçekten olamaz ya. Şimdi Aziz Yıldırım Mourinho açıklaması, transfer açıklaması, Jose Mourinho'yu getireceğim, görüşeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ortak aday Mourinho işte Ali Koç da Mourinho'ya sattı. Bakın beni Ali Koççu, Aziz Yıldırımcı falan ilan etmeyin. Aziz Yıldırım Mourinho'yu açıkladığında ne dedim? Dedim ki bak şu anda Ali Koç 1-0 geride, hatta 2-0 geride. Çünkü adam Mourinho'yu getireceğim diyor. Hedefim büyük diyor. İstediği transferi yapacağım. Ali Koç'un da çıkıp demesi lazım. Hani yarısını da vereceğim diyor. Ali Koç 2-0 geride. Ali Koç da diyecek ki tamam ulan getirelim Mourinho'yu. Yarısı da benden. Hadi parayı da koyalım ortaya. Anlaşmayı da yapalım. İmzalayalım 3 yıllık. Kim kaybederse parası kulübe helali hoş olsun. Demediği müddetçe kaybeder dedim. Dediğime de geldik. Bakın Ali Koç çıkmış. Kürek çok önemli. Müzemiz kupalarla dolu, madalyalarla dolu. Amatör branşların hepsinde Avrupa şampiyonu ol, lig şampiyonu ol, Türkiye kupasını al, dünya şampiyonu ol, futbolda küme düş. Hangisi daha önemli? Ya da hangisi ya sinir mi daha yüksek olur? Sevinç mi? Şöyle söyleyeyim, futbolda şampiyon ol ama amatör branşlarda şampiyonluğu kaçır. Kimsenin umurunda olur mu? Peki biz niye hem futbolda hem amatör branşlarda şampiyonluk hedeflemiyoruz? Engelliyorlar. Bizi çok engelliyorlar. Önümüzü çok kesmeye çalışıyorlar. Kim? Birileri. Kim? Birileri. Ya birileriyle, ikileriyle şey yapıyoruz. Evet bak ben de kefilim. Ben de hakemlerin hakkımızı yediğini düşünenlerdenim, iddia edenlerdenim. Doğru. Ama senin de Fenerbahçe'nin hakkını yediğin zaman var. Çıkmış oraya diyor ki Sivas maçı diyor çok kritik bir maçtı. Şöyle böyle Sivas maçından sonra konuşacaktın. Bana şimdi konuştuğunun hiçbir önemi yok. Şimdi konuştuğun bana palavra geliyor. O gün konuşmadığın Fenerbahçe'ye ihanet, bugün konuştuğunda rezalet oluyor. Lan adam Mourinho getireceğim diyor. Sen İsmail Kartal dışında teknik direktör ismi zikretmiyorsun. Ya konuşulan Pioli'ymiş, Montella'ymış. Montella gelsin, Pioli gelsin. Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Montella'nın ve Pioli'nin İsmail Kartal'dan daha yüksek puan alacağına sizi kim inandırdı? Kalıbımı basarım iddia ediyorum. Ne Pioli ne Montella İsmail Kartal'dan yüksek puan alamazlar. İmkanı yok. Böyle bir dünyanın imkanı yok. Okan Buruk için suç duyurusunda bulmuşlar. Küfür müfür etmiş Fenerbahçe'ye. Herkes kendine yakışanı yapar. Şimdi bir taraftan da Aziz Yıldırım için Lukaku, Ali Koç için de Benzema iddiası ortaya atıldı. Kusura bakmayın ama ne Lukaku'yu ne Benzema'yı iki başkan adayı da getiremez. Önce öyle bir dünya yok. Önce bir uyanın. Bu bir. İkincisi, bugün itibariyle bana sorsanız seçimde kim kazanır? Ben Aziz Yıldırım derim. Üçüncüsü, dördüncüsü. Hocam Mourinho mu işte başkası mı şu mu, bak Montella geleceğine, Pioli geleceğine, İsmail Kartal'a devam edelim derim. Bu kadar diyeyim size. Madem sıkıntı sistemde, madem Ali Koç sistemin sıkıntı olduğunu söylüyor, o zaman teknik direktörü niye değiştiriyor? Madem sıkıntı sistemde. Mesela Mert Hakan Yandaş sezonun içerisinde kaç defa sakat? Bekao'nun 31 maç kaçırdığını biliyor musunuz arkadaşlar? Sakatlıktan dolayı sadece. Şimdi 31 maçı Bekao kaçırırken ben hakeme mi yükleneyim? Federasyona mı yükleneyim? Büyük ekşiye mi? Küçük ekşiye mi? Galatasaray'a mı yükleneyim? Kime yükleneyim? Batshuayi, Mert Hakan uzatıyor. Batshuayi. Ben Batshuayi'nin hakkı yenildiği görüşündeyim. Euro 2024 şeyini de almamışlar. Çocuğun hakkını yediler. Ama bir tarafında seviniyorum. Futbolcum en azından dinlenip gelecek. Joshua King'in sözleşmesi bitti gitti bak. Mesela İsmail Kartal'ın hatası. Serdar Dursun. Bitti gitti. Gidecek mesela bak. Bir yabancı bir Türk hakkı. Sezonun başında bu Serdar'ı biz gönderdik mesela. Beğenmedik. Sonra geri aldık devre arasında. Bu kime yazar? Ya bu onun için mesela geldi devre arasında kiralık 5-10 maç oynadı gitti. Futbol bırakıyor. Yani daha genç, daha diri bir isim denenemez miydi? Çağlar işe yaradı bence. Mesela Ryan Kent'in lisansı çıkarılabilirdi. Kent'i küstürdük. Zayt'la devam ettik. Ben Zayt'tan hiçbir beklentim yoktu. Crespo'yu, Lincoln'u gönderdik. Mesela Luan Perez. Ben anlamıyorum bu adamdaki sorun ne? Serdar Aziz gizli kadro dışı bilginiz var mı? Mesela Dzeko gitmek istiyor. João Pedro dönecek. İşte Miguel Crespo var. Samet Akaydın, Emre Mor, Bartu Elmaz, Umut Nayır falan. Bak bunlar dönecekler mesela.
Gel gör ki biz bunları konuşuyoruz. Bak, Tadiç mesela çatır çatır 4.2 milyon euro aldı. Hak etti. Çatır çatır da oynadı mesela. Var mı bir aykırılık? Mesela Mahmut Uslu diyor ki derbi Aziz Yıldırım'a yazar diyor. Bence de Aziz Yıldırım'a yazar. Aziz Yıldırım çıktı, konuştu. Mourinho dedi. Derbiyi kazanacağız dedi. Gelecek sene başkanım falan dedi. Ya salak olan salak bile anlar o konuşmadan sonra Aziz Yıldırım'ın gümbür gümbür geldiğini. Çünkü Aziz Yıldırım yaş tahtaya basmaz. Yaş tahtaya basmaz. Kazanacağı şey kaybedeceği seçime de bu kadar iddialı girmez. Mourinho iptal olsun emin olun o ayarda birisiyle konuşur. Çünkü Fenerbahçe'nin çocuklarla falan devam etmeyeceğiz dedi. Fenerbahçe'yi bırakmayacağız çoluğa çocuğa dedi. Ama şöyle de bir gerçek var. İsmail Kartal 6 derbiden 4'ünü kazanmış. 3 rakibini deplasmanda yenmiş. Evinde bir tek Beşiktaş'ı yenmiş. Galatasaray yatmaya geldiği için beraberlik. Trabzonspor maçında da bence yine orada hakem faktörü var. Kabul. Ama sakatlık faktörü de var. Ve Samet Akaydın'ın ciddi hatalar silsilesi var. Mesela sezonun başından beri Samet değil de Çağlar olsaydı bence Fenerbahçe birçok puanı kaybetmezdi. Bu da benim kişisel görüşüm. Ama milli ara oluyor. Futbolculara yükleme yapalım. Bilmem ne arası oluyor. Yükleme yapalım. Biraz da İsmail Kartal kendini arasın suçu. Hep başkasında aranmaz suçu. Ya Ali Koç'u soruyorum. Taraftarın verdiği cevap ortak. Ekonomiyi düzeltti. Maliyeyi düzeltti. Ekonomiyi düzeltti. Maliyeyi düzeltti. Lan kardeşim yanlış anlamayın beni. Bu ekonomi denen zıkkım şampiyon olarak daha güzel düzeltilmez mi? Mesela Fenerbahçe bu sene şimdi şampiyon olsa. Ya bu sene şampiyon olsaydı misal veriyorum. Bu zıkkım ekonomi düzelir miydi kötüye mi giderdi? Bir kere şampiyonluk primi, cartı curtu, işte forma satışı, cart curt falan filan bak ne kadar bir kere gelir elde edildi kafadan. Kafadan diyorum bak kafadan. Ben size söyleyeyim 5 milyon eurodan fazla gelir elde edildi. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek olması sponsor parasında otomatik 5 milyon euro arttırdı. Etti sana 10 milyon euro. Ayak bastı parası 20-25 milyon euro. Etti sana 35 milyon euro. 35 milyon euro. Futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını bilen takımlar ulan Ferdi'yi biz 25'e çekmek istiyoruz. Takım 30 istiyor da verelim 30 da kurtulalım diyecek. Ek 5 milyon euro olacak belki de. Yani 35-40 böyle. Belki Fenerbahçe'nin şampiyon olsaydı 50 milyon eurodan fazla. Belki hatta 100 milyon euro Fenerbahçe'nin karı olacaktı. Ekonomiyi düzeltti. Ya gerek yok ekonomiyi düzeltmesine. Şampiyon olalım o ekonomi düzelir zaten. Bak Aziz Yıldırım arka arkaya 3 sene şampiyon yapsa gelse. 3. sene sonra da Fenerbahçe'nin ekonomisi bugünkünden çok daha kötü mü olur? Çok daha iyi mi olur? Çok daha iyi olur. O zaman biz niye zengin başkan peşindeyiz? Hocam sponsor olmuyor kimse. La Fenerbahçe burası nasıl sponsor olmuyor ya? Nasıl sponsor olmuyor? Etmeyin eylemeyin daha. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Fenerbahçe'de vedalar üst üste. Skandallar üst üste. Bak Fenerbahçe'de skandallar ve vedalar üst üste. Neler oluyor bize diyeyim. Bakın bir taraftan Ali Koç çıkıp Aziz Yıldırım'a bir FETÖ'cü demediği kalıyor. Onu demeye getiriyor. Öbür tarafta Aziz Yıldırım çıkıyor. Yani ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ben konuşuyorsam yerinden oynarız. Bilmem şu olur, kanepede şu olur, koltukta şu olur, bu olur. Ya olan Fenerbahçe taraftarı ne oluyor? Açık söyleyeyim. Çok sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Bak İsmail Kartal'a ben bir kez daha sorayım mesela. Miguel Crespo niye gitti? Lincoln niye gitti? Yani Crespo niye gitti? Lincoln niye gitti? Ya sakatlıktı, makatlıktı falan filan. Allah aşkına Lincoln'un sakatlanma ihtimali Joshua King'in sakatlanma ihtimalinden daha düşük ya. Ciddi söylüyorum daha düşük ya. Ve ikinci devre resmen Joshua King'in keyfini bekleyerek bir yabancı kontenjanını işgal ederek gitti ya. Vallahi çok çok garip ya. Gerçekten bazı şeyler çok garip. 6 milyon euro satın alma opsiyonu var mesela Lincoln'un. Keşke alsalar diyorum artık. Keşke alsalar da kıymetini o zaman anlasak. Çünkü ya iyi topçu. Çaykur Rize'de oynamış hocam zamanında. Ya Ceremi'de Gençler Birliği'nde oynadı Real Madrid'deki. Bu ne fark edecek? Vedat Muriç'i de Rize'de oynadı mesela. Kaç milyon euroya sattık. Bugün gelse mutlu olursunuz. Neyse dostlar. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe'de gerçekten skandallar var. Ali Koç çıkıp dakikalarca
Orada basın toplantısı düzenliyor. Elle tutulur hiçbir şey yok. Yapacağız, bakacağız. Duba yok, bir şey yok falan diye. Aziz Yıldırım çıkıyor. Ali Koç bana FETÖ'cü demeye getirmiş. Barayım imdi ben diyeyim ona Müselman diyor. O ona başka bir şey söylüyor. Öbürü öbürüne başka bir şey. Arkadaş, bana elle tutulur, gözle görülür, somut şeylerle gelin. Misal, Aziz Yıldırım elimize liste koydum. Şu listenin içerisinde Mourinho'yla imzaladım. Resmi mukabeleli artık teknik direktörümüz ön protokol imzaladım. Yani, düşünsene bak Mourinho ile ön protokol yazıyor. Romelu Lukaku'yu kiraladım diyor. Misal veriyorum ya. Kafadan atıyorum ya. Neydi o alt ligdeki elemanın adı? Bir tane ön libero var ya. Wi-Fi miydi ya? Neyse. İşte İngiltere'den şunu aldım. Bunu aldım. Bakın şununla da ön protokol yaptım. Teknik direktörüm bu. Oyuncularım bu. Kadrom bu. Artı Ülker grubuyla şu anlaşmayı yaptım. Şununla bu anlaşmayı yaptım. Bununla bu anlaşmayı yaptım. Hem para getireceğim, hem kalite getireceğim, hem teknik direktör, hem futbolcu getireceğim. Benden de futbolcu almak kolay değil. Her futbolcumuz için bir piyasa değeri belirleyeceğiz. Paylaşacağız. Görün bakın hiçbir futbolcumuza da talip gelmeyecek. Çünkü çok yüksek bedeller isteyeceğiz. Diyecek. Bitti. Al sana somut. Ali Koç, ben baş edeceğim. Ben mücadele edeceğim. Ben bağıracağım. Ben susmayacağım. Ben konuşacağım. Ya sen Hamdi Akın'ın şunu bunu açıkladın. Ona rağmen o açıklamadan sonra bile Galatasaray maçında bizi doğradılar deplasmanda. Sen kime konuşuyorsun? Ya futbolcular biraz karakterli olmasa, İsmail Kartal'ın da bir becerisi olmasa orada futbolcular iyi gazlamasa orada belki tarihi fark atacağın maçta belki fark yiyip gelecektin. Fenerbahçe o gün tarihi fark atacaktı ya. 11-11 oynansaydı maç. 12-11 değildi. 11-11 oynansaydı. Fenerbahçe tarihi fark atacaktı. Akabinde Fenerbahçe ona 12 kişiyle yendi. Böyle de bir süreç arkadaşlar. Ha, bir tarafım da diyor ki ulan Okan Buruk bilerek yenilmiştir. Ulan ben yenileyim. Millet bir acaba Ali Koç toparlayacak mı desin. Son haftaya ümidi taşısın. Sonra biz şampiyon olalım. Bunlar bir yıl, bir ay boyunca ama biz sizi deplasmanda yendik diyelim. Biz de şampiyonluğu kutlayalım. Bunlar Ali Koç'u değiştirmesin falan diye bir şeytanlık da yapmış olabilir. Her şey olabilir. Ama Fenerbahçe iyi yolda mı kötü yolda mı bunu size bırakıyorum. Ali Koç'la devam edersek yine Trabzon'da meşaleler şunlar bunlar atılacak. Yine güvenlikçiler az olacak. Yine Galatasaray stadında hakkımız yenecek. Yine Beşiktaş stadında şu olacak. Öbür stadda bu olacak. Yolda şu olacak. Belde şu olacak. Rize'de çamurlu yağmurlu sahada oynatılacağız. Öbür tarafta karlı bilmem neyde oynatılacağız. Öbür tarafta kötü zeminlerde maç yapacağız. Futbolcuların sakatlanacak. Hakemler kötü niyetle davranacak. Rakibine haftalarca sarı kart verilmeyecek. Ya bunu seçeceğiz. Ya da Aziz Yıldırım'a güveneceğiz. Aziz Yıldırım da söylediklerini yapabilir mi, yapamaz mı? Bunu da size bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir kez daha hatırlatayım. Kadıköy Sokak Fenerbahçe. Yazın internete hemen çıkar karşınıza. Mutlaka ve mutlaka ikinci kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Orada üyelik sistemi de açık. 15 lira verip duyumlar alabilirsiniz. Orada üyelik buradaki gibi videoların altında değil. Direkt olarak net topluluk kısmından veriliyor. Yani hangi duyumu istiyorsanız orada direkt verilir şekilde arkadaşlar. Yakında canlı yayınlara da başlarız üyelere özel. Bir kısım daha üyemiz gelirse. Hani aylık 15 lira bence hiçbir şey değil. Ama bir an önce taşının oraya 4190. Buradaki arkadaşların çoğu eriniyorlar. Arama kısmına Kadıköy Sokak 2 yazın ya. Ya da Kadıköy Sokak Fenerbahçe yazın direkt çıkıyor arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.